sen? Bir varmış, bir yokmuş. Bir gün Pamuk Prenses 7 cüceleri çok özlemiş ve onları ziyaret etmek istemiş. Hazırlanmış ve 7 cücenin köyüne doğru yola çıkmış. Çirkinlik iksirini yanlışlıkla içip diyarın en çirkin insanı olan cadıysa Pamuk Prenses'e çok öfkeliymiş. Beni kandırdı. Bu kadar çirkin olması gereken oydu. Ben değil ama onu bu sefer mahvedeceğim. Bakın kraliçem, Pamuk Prenses bir yere gidiyor. Çok da neşeli. Şarkı mı söylüyor o? Öyle gibi kraliçem. İsterseniz size onun sesini de duyurabilirim. Özledim sizi cücelerim. Geliyorum yanınıza, bekleyin. La 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 la. Demek yedi cücelere gidiyor. İşte bu harika. Göster bakalım ne yapıyor bu cüceler. Neşeliyle meraklı ormanda mantar topluyorlar. Çok güzel. Bu iki şaşkın Pamuk Prenses'i ayağıma getirecek. Hadi iyi uykular. Notu da buraya asalım. Ormanın diğer tarafındaki bilgin ise işini bitirip arkadaşlarının olduğu yere gelmiş. Onları aramaya başlamış. Neşeli, meraklı. Aa, nereye kayboldu bunlar? Bu da neyin nesi? Bu sırada Pamuk Prenses neşeyle yoluna devam ediyormuş. İşte dostlarımın evi göründü. Çok heyecanlıyım. Pamuk Prenses, seni görmek ne güzel. Sizleri çok özledim dostlarım. Kalktım geldim. Ne iyi ettin. Gir hadi, sana anlatacaklarım var. Maalesef neşeli ve meraklıyı cadı kaçırmış ve bir de bu notu bırakmış. Sevgili cücelerini kurtarmak istiyorsan acele et Pamuk Prenses. Bu nasıl olur? Hemen gidip onları kurtarmalıyız. Diğerleri nerede? Sadece sen ve ben varız. Diğer cüceler de çalışmak için dağın eteğindeki madene gittiler. O zaman birlikte gideriz. Hadi, hiç vakit kaybetmeyelim. Pamuk Prenses'le Bilgin böylece cadının evine doğru yola çıkmışlar. Cadıysa sihirli aynasından onları keyifle izleyip gülüyormuş. Gel bakalım Pamuk Prenses. Seninle görülecek bir hesabımız var. Pamuk Prenses'le Bilgin yolda uçamayan bir kargaya rastlamışlar. Aa, sen niye uçamıyorsun kargacık? Ayağına sarmaşık dolanmış zavallının. Dur bakalım. Korkma, sana yardım edeceğiz. İşte oldu. Artık özgürce uçabilirsin. Bizimkiler yollarına devam etmişler. Ama bakmışlar ki karga da peşlerinde. Baksana Bilgin, karga bizi takip ediyor. Neden acaba? Sanırım bizi sevdi. Nihayet cadının şatosu görünmüş. İşte geldik. Cadıya görünmemek için sessiz ve dikkatli olmalıyız. Bu şato hiç de tekin görünmüyor. Hain cadı arkadaşlarımızı kim bilir nereye kapattı. Onları bir an önce bulmalıyız. Kapı kilitli. Pencereleri deneyelim. Bak, bu pencerenin sürgüsü oynuyor. Evet, işte oldu. Girelim hadi. Bizimkiler sessizce evin içine süzülmüşler. Şatosu da kendisi kadar sevimsiz. Dikkat et! Burada değiller. Bir de yukarıya bakalım. Şşt! Yavaş! Oda çok karanlık. Ay! Aynaymış. Bir an ödüm koptu. Boşuna aramayın. Arkadaşlarınız burada değil. Cadı onları mahzene kapattı. Cadının sihirli aynası bu. Bilgin aynadan biraz şüphelenmiş. Arkadaşlarımızın yerini bize neden söylüyorsun?
Cadıyı hiç sevmediğim için. Ama ne yazık ki o benim sahibim. Doğru söylüyor olabilir. Çabuk olun, cadı her an gelebilir. Pamuk Prenses'le Bilgin böylece tekrar alt kata inip mahzenin girişini bulmuşlar. İşte burası mahzenin girişi olmalı. Hadi açalım, çabuk. Sıkışmış bu. İşte oldu. Ama burada kimseler yok. Ah! Eyvah! Cadı! Aynı bizi oyuna getirdi. Ben de sizi bekliyordum kahramanlar. Nerede kaldınız? Yapma, dur! Hayır! Pamuk Prenses ile Bilgin gözlerini bir sandalın içinde açmışlar. Of! Ne oldu bize? Ellerimiz niye bağlı? Cadının işi bu. Sizi güzel bir göl gezisi bekliyor sevgili dostlarım. Arkadaşlarımız nerede? Onlara ne yaptın? Merak etme. Onlara hizmetkarlarım yapacağım. Ömür boyu benim için çalışacaklar. Evet. Önce şu tıpını çıkarın. Hey, yapma, hayır. Güle güle prenses. Senden artık sonsuza dek kurtuluyorum. Bizim karga bu. Aferin sana. İplerden kurtulmalıyız. Sen çok akıllı bir kargasın. Pamuk Prenses, sen şu kovayla suyu boşalt. Ben de küreklere geçeyim. Bizimkiler sonunda kıyıya çıkıp arkadaşlarını bulmak için tekrar cadının şatosuna gelmişler. Arka tarafa da bakalım. Burada bir kuyu var. Evet, işte bulduk onları. Yaşasın! Kurtulduk! Kurtulduk! Yaşasın! Evet! Hey! Eyvah! Cadı! Dikkat edin! Hey! Ne oluyor orada? Siz nasıl kurtuldunuz sandaldan? İşimiz bitti dostlarım. Artık gidebiliriz.